Değerli izleyenlerim, şimdi felsefeyle uğraşan bilim adamlarımızın da içinde felsefi bir anlayışla Yüce Allah'ı doğru tanıyan felsefecilerimiz, filozoflarımız da bulunmaktadır. Yalnız gerçek Allah'ı doğru tanımanın aslı, esası Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a dayanır. Nereden Allah-u Teala'yı kim size tarif ederse, anlatmaya çalışırsa çalışsın, bunun doğrusunu Kur'an-ı Kerim ve İslam dini, İslam ilmi kelamı, İslam akaidi, bu ilimi Allah-u Teala'ya iman ilmini, tabii ki İslam ilmi kelamı ortaya çıkmış, bu ilimle Allah doğru tanınır. Buna İslam'ın ilmi kelamı denir ki, Kur'an-ı Kerim, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fukaha ile, yani Hz. Muhammed'in, Kur'an'ın ve İslam alimlerinin buradaki ilmi kelam anlayışıdır ki Allah'ı doğru tanımak mesela budur. Şimdi sizlere bir felsefeci görüşüyle de Yüce Allah-u Teala'dan bakın bahsediyor. Allah diyor Celle Celaluhu varlığına ilk insanla birlikte inanılan ve bağlanılan en yüce varlıktır. Bakın, işte buradan İslam'dan ilham almış bilim adamlarımız doğru söylüyorlar. Varlığının alametlerine her yerde rastlamak mümkündür. Çünkü nerede bir mahluk varsa o Halik öncelikle vardır. Çünkü Halik olmadan mahluk olmaz. Maddi bir varlık olmadığı için maddeye bulanmış varlıklar onu doğrudan doğruya göremezler. Görmeye tahammül edemezler. Güneşin ışığına bile dayanamayan bir göz nasıl olur da kainatın yaratıcısını ve ilk sebebini görebilir? Yani gücü yetmez. Onun varlığı kalplerde daha iyi hissedilir. Medeni veya vahşi her milletin, her kavmin dilinde ona karşılık gelen bir kelime mutlaka vardır. Bütün milletlerin tarihlerinde batılı birçok milletlerin kanunlarının başında, kitaplarının başlangıcında, paraların üzerinde, sanatkarların eserlerinde, şairlerin mısralarında, dindarların dudaklarında veya kalplerinde, filozofun düşüncesinde, kafirlerin inkarında, alimin araştırmalarında, hasılı her yerde onun ismiyle karşılaşmak daima mümkündür. Neden? Çünkü o varlıkların yaratıcısı, sebeplerin sebebi ve gayelerin gayesidir. O mutlak varlıktır. Yoklukla karışmış değildir. Mükemmeldir. Vacibil vücuttur. Kemal sıfatlarla muttasıftır. Noksan sıfatlardan münezzehtir. Noksanlıklardan beridir. Zorunlu, ezeli ve ebedi varlıktır. O, sübjektif veya
objektif varlık değildir. Öyle olsaydı insan onu tasavvur edebilirdi. O objeye veya subjeye göre değişmeyen, izafi olmayan mutlak varlıktır. Mutlak varlık olmasaydı mutlak yokluk olurdu. Mutlak yokluk ise yoktur. Allah Celle Celaluhu kişiliksiz ve alemle karışmış bir varlık değildir. Alemle karışmaz. Alemde hiçbir mahluk ondan cüz ve kül değildir. Panteistlerin dedikleri gibi o alemin içinde değildir. Alemin dışında varlıkları sonsuzca aşan, şahsiyeti olan yani azamet ve kudreti zat-ı süphanisi olan vacibül vücut bulunan bir varlıktır. Yaratıcıdır. Alemleri o ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır. Alemleri ve varlıkları hür iradesiyle yaratmıştır. Eğer o yaratıcı olmasaydı, yani hür bir yaratma olmasaydı, alem ve varlıklar şuursuz bir tesadüfün eseri olurdu. Bu ise mümkün değildir. Hürriyet olmasaydı insan hürriyeti, dolayısıyla sorumluluğu ve ahlakı da dayanıksız kalırdı. Tıpkı varlığının mesnetsiz kalması gibi. Demek ki o, ontolojik yönden tek prensip olup, varoluşun ve külli faaliyetin en üstün sebebidir. Yani bütün alemlerin yaratıcısı kendisi olduğu için hem bir ilk sebeptir hem de bütün sebeplerin sebebidir. Mantık yönünden alemdeki nizamın, insandaki aklın, eşya ile düşünce arasındaki ilişkinin üstün prensibidir. Çünkü şu alemdeki nizama bak. Özgür yüce bir varlık kendi özgür hür iradesiyle yaratmış, nasıl bir nizam vermiş aleme. İnsandaki aklın eşya ile düşünce arasındaki ilişkinin üstün prensibidir. Allah Celle Celaluhu fiil sahibi mutlak fail olarak düşünülünce insanı sonsuzca aşan, insanlığa emirler veren, tavsiyelerde bulunan, ona yol gösteren, kendisine ibadet edilen, alemin düzenini kuran ve kontrol altında tutan bir varlık akla gelir. Hem de hiç unutulmayacak tek varlık, işte bu varlık ki Allah Teala'dır. Sakın ola ki bir an bile Rabbini unutma. Varlığımızın ve hürriyetimizin kaynağı olduğu için ahlaki hayatın, ahlaki davranışların da üstün prensibi, kaynağı ve teminatıdır. Allah'ın varlığını ispat için çeşitli deliller ileri sürülmüştür. Bunlar fizik, metafizik, ontolojik yani ahlaki ve ilmi deliller olmak üzere çeşitli gruplara ayrılabilir. Efendim bu hususta Türkiye'de ruhçu ve maddeci görüşün mücadelesi diye yazılmış kaynak eserlerde bulunmaktadır.
Allah'ın varlığına akıl ile nüfuz edilemez. Çünkü akıl mahluktur. Akıl mahluk olduğu için aklın gücü Allah'ın zatını kavramaya gücü yetmez. Ancak akıl Allah'ı vahy ile tanır. Ona ancak inanılır çünkü aklı aşan ve onu yaratan bir varlığı akıl kavrayamaz ve kuşatamaz. İnsan zihni de onu bu yüzden tasavvur edemez. İlla insanın aklının önüne, zihninin önüne vahyi ilahiyle Allah kendini kendi tanıtır. Ve İslam ile şanlı Kur'an ile Allah yarattığı eserleriyle bize kendini tanıtmaktadır. Eski ve yeni felsefelerde Allah'ın varlığı ile uğraşmayan ve ona bir problem olarak yer vermeyen felsefe yoktur. Bundan Auguste Comte pozitivizmini bile istisna etmemek gerekir. Her ne kadar o dinin geride kaldığını söyleyerek pozitivist anlayışta böyle bir probleme lüzum görmemişse de pozitivizmin sübjektif devresinde yani ikinci devresinde bile dinin lüzumuna inandı ve insanlığı tanrı ilan etti. İşte Auguste Comte'un burada Allahu Teala'yı inkar ediyor, insanlığı da tanrı ilan ediyor. Bu kendini filozof tanıyanları da sapıtıyor. İnsanı tanrılaştıran şu asırda dünyada hercüm mercüm yaşanmasında büyük etkisi olan tam bir yanlışı ortaya koymuş insanlığın, gençliğin, üniversitelerdeki nice gençlerin burada insanı tanrılaştırdığını, Allah'ı inkar ettiklerini, burada ilim adı altında insanlığa ne kadar gençliğe zarar verdikleri ortadadır. İnsanlık dini adıyla yeni bir din kurdu bu adam. Bu Auguste Comte denilen bu kişi insanlık dini adıyla yeni bir din kurdu ve bunun ilmi halini yazdı. Pozitivizmin tesirinde olan Viyana Mektebi, hürriyet, gayelilik ve düzen gibi Allah fikrinin de sözde problem olduğunu söyledi. Materyalistlerin bu problem karşısındaki olumsuz tavırları gibi Nietzsche ve Hartmann'ın ve benzeri bazı filozoflar da Allah'ı inkar etmek suretiyle kendi varlıklarını tasdik edebileceklerini ileri sürmüşlerdir. Bunlara Sartre'yi da dahil etmek mümkündür. İşte Auguste Comte'un İnsanlığı tanrılaştırarak yine bu probleme yer vermişti. Nietzsche de insanı tanrılaştırarak aynı şeyi olumsuz yönden yapmıştır. Bakın Allah'ı inkar ederken başkalarını ilahlaştırıyor bunlar, bu filozof geçinenler. Bunlar filozof taslaklarıdır. İnsanlığa en büyük zararı vermişlerdir, Allah'ı inkar etmişlerdir. Dünyanın şu anda acımasız, merhametsiz, imansız, kitapsız bir yönü varsa, bu işte burada bunların payı bulunmaktadır. İnsanlığı dinsiz, imansız yetiştirirseniz sonuca bakın.
canavarlardan daha korkunç ortaya durum çıkacaktır. Çünkü insanlığı medenileştiren, melekleştiren, merhametle doldurup taşıran Allah'a olan imanı, Allah'a olan saygısıdır. Görülüyor ki Allah'tan vazgeçmek ve problem olarak dahi onun dışında kalmak mümkün olmuyor. Bakın Allah'ı inkar eden dinsizler ne yaptılar? Dinsizliği din olarak ortaya koydular. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. İnsan her zaman her şeyinde Allah'a muhtaçtır. Bütün alem onun mahlukudur. İnsan onun kuludur. O yoksa ahlakın, cemiyetin, bizzat insanın, ilmin ve medeniyetin, dolayısıyla hayatın manası yoktur. Allah'ı inkar ettiğin zaman hayatın manası kalmaz. Hiçbir şeyin değeri kalmaz. İnsan niçin değerli işler yapar? Allah için. Niçin kötü iş yapmaz? Allah'tan utandığı için ve ona asi olmamak için. Allah'ı inkar ettiğiniz zaman, ettirdiğiniz zaman hayatın tek bir manası kalmaz. İşte insanlığa yapılan en büyük kötülük de buradadır. Ve insanlığı cehenneme dolduran zihniyet bu zihniyettir. Dünyayı cehennem yapan, ruhları cehennem karanlığı gibi karartan zihniyet bu zihniyettir. Onun için çünkü diyor o takdirde her şey kör bir tesadüften ibaret kalır. Allah inkar edince geriye ne kalır? Her şey kör bir tesadüfe bağlanır. Olmayan bir şey bu da. Her şey bir vehimler ve hayaller kargaşasından öteye geçmez. Ahlaki, toplumsal ve insani her düzen, sanat hayatı Allah'a yani aşkın ve kuşatıcı olan yüce varlığa inanmakla mümkündür. Ahlaki, toplumsal ve insani her düzen, sanat hayatı yüce Allah'a yani ona sevgiyle bağlanmakla ve kuşatıcı olan yüce varlığa inanmakla mümkündür. İşte o zaman hayatın manası, değeri ortaya çıkar. Aksi takdirde kör bir mekanizmin kucağına düşülür. Eğer kör bir mekanizm ve tesadüfler dünyası hakim ise insani ve tabiat bilimleri dahi temelsiz kalır. İnsanlar mekanik varlıklar olmaktan öteye gidemez. İnsanları imansız zihniyet robot yerine, bir makine yerine koyuyor. İnsanda değer bırakmıyor. İnsanı ilahlaştırdığını zannediyor. Hayatın manasını alırsanız geride ne kalır? Hiçbir şey kalmaz. İnsanın sevgisini, yardım, merhamet ve şefkatini yani onun faziletlerinin izahını yapmak mümkün olmaz. Ne zaman? Allah'ı inkar ettiğin zaman. Her şey alt üst olur. Onlar da mesnetsiz kalır. Ne alemi izah edebiliriz ne de insanı. Allah inkarcıların şerrinden emin eylesin. Tüm insanlığı en başta da gençliği muhafaza eylesin.
Allah'ı inkar edip insanı alem ve maddi içinde eritmek materyalist felsefecilerin işidir. Materyalist felsefenin işidir. Bu felsefelerin şerrinden emin olmak için Allah'a sığınmak lazım. Alemi ve insanı Allah ile birleştirmek ise panteist anlayışların ortaya attığı zihniyettir. Bu ifratların hepsinden kurtulmak, Allah'ı ve yaratıcılığını ona teslimiyeti kabul etmekle mümkün olur. O zaman varlıklar değerine göre alemde yerlerini bulurlar. Bunun için de kıymetli ve muhterem efendiler, hayatı ve mutlu hayatı ve onun hak ve hakikat olan derslerini öğrenmek için tüm tehlikelerden, bu felsefi tehlikelerden de kurtulmak için hayat veren nurun derslerini 7'den 70'ine dünyada genç yaşlı herkesin bu dersleri ne yapıp takip etmesi, bunun eğitimini, öğretimini görmesi lazım. Bunun hayatın nurunun dersleri, bu Kur'an-ı Kerim, İslam'ın içindeki ilimlerdir. İslam, A'dan Z'ye iyi anlaşılmalıdır. Onun eğitimi, öğretimi, insanlık alemine iyi verilmelidir. O zaman insanlık daha iyi bu dünyasına çalışır, Rabbisinin emrinde olur. Dünyada fesatçı, bozguncu olmaz. Sürekli gelişen, geliştiren, iyilikte yarışan, bütün mahlukatın başta insanın iyiliğine çalışan bir insanlık alemi ortaya çıkar bu İslam'ın sayesinde. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ Yüce Rabbimiz bu yüce ayetlerinde bize neler buyuruyor? Andolsun ki vaktiyle Nuh Aleyhisselam'ı da kavmine gönderdik diyor Cenab-ı Hak. O onlara şöyle dedi: ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım dedi. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Ben size gelecek acı bir günün azabından korkarım dedi. Buna karşılık kavminin ileri gelen inkarcılarından bir kısmı dediler ki, biz seni bizim gibi insanlardan biri olarak görüyoruz. Başka değil, ilk bakışta bizim
ayak takımımızdan başkasının senin arkana düştüğünü görmüyoruz. Sizin bizden fazla bir meziyetinizi de görmüyoruz. Aksine sizi yalancılar sanıyoruz dediler. Nuh Aleyhisselam'ı böyle karşıladılar. Cenab-ı Hak durumu bildiriyor insanlık alemine, tüm insanlar ibret alsınlar diye. Gâle ya gavmi eraeytü min kuntu alâ beyyinetin min Rabbi ve âtâni rahmeten min indihi fe ummiyet aleyküm enülzimükümühe ve entum lehe kârihûn. Ve ya kavmi la es'elukum aleyhi mala in ecriye illa alallahi ve ma ene bi taridil lezina amenu innehum mulaqu rabbihim velakinni erakum kavmen tecehelun. Ve ya kavmi men yansuruni minallahi in terattuhum efela tezekkerun. Yüce Rabbimiz bak burada durumu açıklıyor insanlık alemine. Nuh Aleyhisselam dedi ki: "Ey kavmim, peki şu söyleyeceğime ne diyeceksiniz? Ben Rabbimden apaçık bir delil üzere isem ve o bana kendi tarafından bir rahmet bahşetmişse, size de onu görecek göz verilmemişse, biz istemediğiniz halde onu size zorla mı kabul ettireceğiz? Ey kavmim, ben sizden herhangi bir mal mülk istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ve ben ona iman edenleri kovacak değilim. Onlar elbette Rablerine kavuşacaklar. Fakat ben de sizi cahillik eden bir kavim görüyorum dedi. Ve ey kavmim, ben onları etrafımdan kovacak olursam Allah'tan beni kim kurtarabilir? Siz hiç düşünmez misiniz? İnanan garibanları zalimler, imansızlar etrafından kov diyorlar. O gariban imanlı insanları. Nuh da Aleyhisselam onlara böyle cevap verdi. Ve la ekulu lekum indi hazainullah ve la a'lemul gaybe ve la ekulu inni melekum ve la ekulu lillezina tazdari a'yunukum len yu'tiyahumullah khayra Allahu a'lemu bima fi enfusihim inni izalla minaz zalimin. Bu ayeti kerimede de Cenab-ı Hak, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum ki dedi. Nuh Aleyhisselam'ın durumunu anlatıyor Cenab-ı Hak. Nuh böyle dedi: ben size ben bir meleğim de demiyorum. O sizin kendinize göre hor gördükleriniz hakkında Allah onlara hiçbir hayır vermez de demiyorum. Onların içlerindeki niyeti en iyi Allah bilir. Bu söylediklerimin aksini iddia etseydim, asıl o zaman zalimlerden olurdum. Ne diyor Nuh Aleyhisselam burada? Rabbimin emrini yerine getirmezsem zalimlerden olurum diyor. Rabbimin emrine
tamı tamına uymam gerekir diyor. قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَكْسَرْتَ جِدَالَنَا فَاَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Bir millet sapıp helak olacağı zaman böyle söyler. قَالَ اِنَّمَا يَتِّيكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْشَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصِي اِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيدُ اَنْ يُوْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ اِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِي وَاَنَا بَر۪يٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ Yüce Rabbimiz bakın durumu nasıl haber veriyor. Diyor ki yine Nuh Aleyhisselam bunları söyledikten sonra onlar da o sapık helak olacak kavim şöyle dediler. Dediler ki ey Nuh bizimle didişip durdun. Didişmende de çok ileri gittin. Eğer doğru söylüyorsan, bizi tehdit ettiğin şu azabı getir de görelim dediler. İşte helak olacak bir kavim, peygambere, Allah'ın kitabına böyle davranır. Şeriata işte böyle karşı koyar. Sonuçta da, helak olurlar ve oldular. Nuh Aleyhisselam yine dedi ki, onu ancak Allah dilerse getirir. Yani bela istiyorlar. O da Allah dileyince belanızı verir dedi. Ve siz onu yıldıracak değilsiniz. Allah'ı kimse aciz bırakamaz ki. Ben size öğüt vermek istemiş olsam da eğer Allah sizi helak etmeyi murad ediyorsa zaten öğüt vermenin size bir faydası olmaz. Rabbiniz odur ve nihayet ona döndürüleceksiniz. Nuh Aleyhisselam söylüyor kavmine. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer uydurdumsa vebali benim boynumadır. Bense sizin yüklendiğiniz vebalden uzağım dedi Nuh Aleyhisselam. Kıymetli dostlarımız, durum devam ediyor. Ve uhiye ila Nuhin. اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ بِنْ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِعَيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُرَقُّونَ وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ Şimdi durum artık ciddileşti. Bak Yüce Allah Nuh Aleyhisselam'a emrini verdi. Ne diyor? Burada Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam'a diyor ki ayrıca Nuh'a şöyle vahyettik diyor Cenab-ı Hak. Peygamberlere vahiy gelir. Nuh Aleyhisselam'a da Cenab-ı Hak vahyettik ona diyor. Bil ki kavminden şimdiye kadar iman etmiş olanlardan başka artık kimse iman etmeyecektir dedi Cenab-ı Hak. Artık bir kavimin iman etmeyeceğini Allah
ezeli ebedi her şeyi bildiği için Nuh kavminin artık diyor bundan sonra kimse iman etmeyecek. Onun için diyor Cenab-ı Hak yaptıkları şeylerden dolayı ey Nuh diyor kederlenme bunlar için diyor. Bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Allah Celle Celaluhu Nuh peygambere gemiyi yap diye emir verdi. Artık o millet helak olacaktır. Zulüm yapanlar hakkında da bana bir şey söyleme. Bak Nuh aleyhisselama dedi ki bu kavim için artık bana dua muad etme dedi. Artık dua etme dedi. Bu kavim kurtulmayacak, helak olacak dedi. Çünkü onlar kesinlikle suda boğulacaklardır. Nuh tufanı gerçekleşip o kavim tufanda suya garg olacaklardır. Gemiyi yapıyordu Nuh aleyhisselam. Kavminden bazı ileri gelen gruplar onun yanından gelip geçtikçe onunla alay ediyorlardı. Nuh peygamberle alay ediyorlar. Nuh aleyhisselam dedi ki bizimle eğleniyorsunuz. Biz de sizinle tıpkı bizimle eğlendiğiniz gibi alay edip eğleneceğiz dedi. Çünkü artık Allah'ın merhamet etmediği bir kavme Nuh'un da merhamet edecek durumu kalmadı. O perişan edici azabın kime geleceğini ve o sürekli azabın kimin başına ineceğini ileride bileceksiniz dedi. İşte kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak burada durumu izah ediyor bu çağın insanlarına. Bütün gelecek çağlara Kur'an-ı Kerim ışık tutuyor ve diyor ki hatta izâ câe emruna ve fâretten nûr ve fâretten nûru kul nehmil fîhâ min kullin zevceyn isneyni ve ehleke illâ men sebega aleyhil kavlu ve men âmene ve mâ ene ve mâ âmene me'ahû illâ galil. Bakın çok iman edenlerin az olduğunu söylüyor Cenab-ı Hak. Ve ma amene me'ahu illa kalil diyor. Ve gal erkebu fiha bismillahim mecraha ve mursaha inne rabbi le gafurur rahim. Ve hiye tecri bihim fi mevcin kel cibali ve nada Nuhun Nuhin ibnehu ve kâne fî mâzilin yâ buneyyerkeb ma'na ve lâ tekün me'al kâfirîn. Cenab-ı Mevla bakın ibretli durumu anlatmaya devam ediyor. Nihayet emrimiz geldiği ve tenur tutuşup parladığı zaman diyor dedik ki erkeği ve dişisi olan her canlıdan ikişer tane aleyhlerinde hüküm verilmiş olanların dışında aileni ve iman etmiş olanları geminin içine yükle. Zaten beraberinde iman edecekler, iman edenler çok az idi diyor Cenab-ı Hak. Nuh dedi ki Allah'ın adıyla binin şu gemiye dedi. Onun akışı da duruşu da onun adıyladır dedi. Yani Bismillahi mecraha
lemürsaha dedi. Hiç şüphesiz Rabbim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir dedi Nuh aleyhisselam. İnne Rabbi legafurur rahim. Gemi içindekilerle birlikte dağlar gibi dalgalar arasında akıp gidiyordu. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna bağırdı. Gemiye binmeyen bir oğlu var ya, işte ona bağırdı. Yavrucuğum, gel, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma dedi. Bakın, imanı olmayan o evlat, babasına itaat etmeyen, ameli salih sahibi olmayan o evlat ne dedi? O dedi ki, ben beni sudan koruyacak bir dağa çıkarım ve çıkacağım dedi. Nuh da, bugün Allah'ın merhamet ettiğinden başkasını, Allah'ın bu emrinden koruyacak kimse yoktur dedi. Yani bu tufandan kimse kurtulamaz. Sadece bu gemiye binenler ve Allah'ın merhamet ettikleridir dedi. Neticede bakın işte durum derken dalga aralarına giriverdi. O da boğulanlardan oldu. Nuh'un oğlu da boğuldu. O suya gark oldu. Yüce Allah tarafından denildi ki neticede bakın ne diyor Cenab-ı Hak. Gale sâvi ilâ cebelin yâsımünû minel mâi gâle lâ âsımel yevme min emrillâhi illâ men rahim ve hâle beynehumel mevcu kâne minel mûrakîn ve kîle ya erdubli'i. Cenab-ı Hak tarafından denildi ki ya erdubli'i ma eki, ey yeryüzü suyunu yut dedi Cenab-ı Hak. Küre-i arza sular gökyüzüne doğru yükselmişti. Artık Nuh kavmi helak oldu. Gemideki inananlar gemide kurtuldular. Ve Cenab-ı Hak ne diyor suya? Ey küre-i arz diyor. Suyunu yut diyor. Arza. Ve ya sema-u ekli'i. Ey gökyüzü sen de suyunu çek. Yani artık akıntıyı durdur diyor. Ve gıdal ma'u artık diyor su çekildi. Ve gudiyel emru Allah'ın emri de yerine geldi diyor. Ve stevet alel cudiyyi artık Nuh'un gemisi de cudi üzerine, Cudi dağ üzerine istiva etti diyor. Orada demirini attı. Ve gîle buden lil kavmi zalimin. Şu zalim kavimler için dedi Cenab-ı Hak denildi ki yok olsun bunlar bu dünyadan def olsunlar dedi. Helak etti. İşte kıymetli dostlarımız, Cenab-ı Hak durumu bütün cihana, insanlık alemine anlatıyor. İnsanoğlu dersini almayı bilmelidir. Nuh Rabbine niyaz edip dedi ki, ey Rabbim, oğlum benim ehlimdendi. Senin vaadin de elbette haktır ve gerçektir.
ve sen hakimler hakimisin dedi. İşte bakın, duruma bakın. Ve nâdâ Nuhun Rabbehu fekâle Rabbi inne binî min ehli ve inne vâdekel hakku ve ente ahkemül hakimin. Deyince Nuh, bak Cenab-ı Hak ne dedi Nuh peygambere? Gâle dedi ki, ya Nuhu, ey Nuh dedi Cenab-ı Hak, innehu leyse min ehlik, o senin dedi, oğlun dediğin kişi senin ehlinden değil dedi. İnnehu o amelün gayru salih, o salih amel sahibi değil ki dedi. Onun ameli gayri salih dedi. Yani salih amel sahibi değil o dedi. Fela teselni ma leyse leke bihi ilm. Bilmediğin konuda benden bir şey isteme ya Nuh dedi. İnni e'uzuke en tekune minel cahilin. Seni dedi cahillerden olmak konusunda uyarıyorum dedi Cenab-ı Hak. Dikkatli ol ey Nuh dedi ve Nuh aleyhisselamı uyardı. Allah, ey Nuh, o kesinlikle senin ehlin ailenden değildir. Çünkü o salih olmayan bir amelin sahibidir. Hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben seni cahillerden olmaktan sakındırıyorum, uyarıyorum dedi Cenab-ı Hak. Kıymetli dostlarımız, işte durum meydanda. Herkes aklını başına almalıdır. Bakın Nuh aleyhisselam ne diyor? Gâle Rabbi inni e'ûzü bike en es'eleke mâ leyse li bihi ilm. Ve illâ tağfirli ve terhamni eküm minel khâsirin. Oğlu için dua ettiğine Nuh nasıl pişman oldu? Bakın, nasıl istiğfar ediyor Allah'a. Dedi ki Nuh, Rabbim dedi, ben sana sığınıyorum. Bilmediğim konuda senden bir şey istediğim için, oğlum için sana dua ettim dedi. Beni ne olur affet dedi, sana sığınıyorum. Bu bilmeden senden böyle bir istekte bulundum dedi. Eğer beni mağfiret etmez, bana merhamet etmezsen dedi, eküm minel hasirin, ben husranda olanlardan olurum dedi. İşte gıyle ya Nuh bidu bi selamin minna ve berekatin aleyke ve ala ümemin mimmen ma'ik ve ümemin senümetti'uhum sümme yemessuhum minna azabun elim. Cenab-ı Hak, ey Nuh diye durumu ona bildirdi, uyardıktan sonra Nuh'un yalvarışı dikkat değerdir. Burayı unutma. Nuh aleyhisselam, ey Rabbim, ben bilmediğim bir şeyi istemiş olmaktan dolayı sana sığınırım. Sen beni bağışlamazsan, bana merhamet etmezsen, ben husrana uğrayanlardan olurum dediği yalvarışa geçti. Cenab-ı Hak da ona şöyle dedi, ey Nuh denildi, bizden bir selam sana ve seninle birlikte olanlardan gelecek ümmetlere kutluluk dileğiyle gemiden in dedi. Artık gökler suyunu çekti, yerler suyunu yuttu. Tufan sona erdi, Cudi Dağı üzerine gemi oturdu. İleride kendilerini birçok
nimetten faydalandıracağımız, sonra da bu yüzden kendilerine tarafımızdan acıklı bir azap dokunacak nice ümmetler olacaktır dedi. Bakın, imansızların Allah kökünü kesti. Fakat o inananlardan yine zürriyetler çoğaldı. O zürriyetlerin içinde yine imansızların ortaya çıkacağını, yine insanlığın sapacağını, dalalete düşeceğini Cenab-ı Hak buradan yine haber verdi. Kıymetli dostlarım, şöyle nükteleri, hikmetleri, ibretleri, öğütleri ve nice hikmetleri içerdiğine bakıyoruz ki Cenab-ı Hak bize ibretli bir sahneyi önümüze koymaktadır. Niçin? Herkes aklını başına alsın diye. İmansız fertler, cemiyetler, bütün milletler, devletler helak olmuştur, helak olacaktır. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Eğer bir şüphe olursa, Kur'an şüpheyi kabul etmeyen bir kitap olduğu için iman yok olur. Şimdi Nuh'un gemisi hakkında bazı sizlere haberler verelim. Boyu 300 arşın, eni 50 arşın, yüksekliği 30 arşın, saçtan yapılmış 3 ambarlı bir gemi idi. Dürrül Mensur'daki kayıt böyle. Hasen'den gelen bir haberde de boyu 1200, genişliği 600 arşın idi diyor. Yine kavmin müminlerini ve ihtiyaçları olan yiyecekleri ve her çeşit hayvanattan 2 taneyi, yani birer çifti sığacak genişlikte bir büyük gemi olduğu ortada. Bunun için yelkenli olmayıp bu geminin vapur gibi ocaklı ve istim gibi feveranlı, yani kaynayıp fışkıran bir kuvvetle harekete geçtiğini hatırlatan şu cümle çok dikkat çekicidir. Ne diyor? Hatta izâ câe emruna ve fâretten nur diyor. Burada tennurdan, ettennurdan bahsediyor. Ta ki emrimiz geldi ve tennur feveran etti. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin yapımına devam ediyordu. Kavmi de kendisiyle alay ediyorlardı. Çünkü gemiyi yaptığı yerde deniz yok. İmansızlar zaten imanları olmadığı için dalga geçiyor, alay ediyorlardı. Tennur kapalı bir ocak, bir fırın anlamındadır. Dilimizde buna tandır denir. Tennur dilimizde tandırdır. Leys bu konuda tennur, bu kelimenin tennar olduğunu söylemiştir. Esheri'de de demiştir, bu gösterir ki isim bazen acemi olur. Arapçada tennur bilinen bir şey değildir. Arapçaya sonradan geçmiş olan kelimelerdendir. Dibac, dinar, sündüz, istebrak gibi kelimeler sonradan
Arapçalaşmış kelimeler olduğunu söyler. Şimdi feveran'a gelince şiddetle kaynamak. Feveran ettiği sırada o geminin hareket etmeye hazır bir vapur olduğunu anlamakta hiç tereddüt etmeyiz. Durum bunu gösteriyor. Şimdi gelelim bizim kaşif müfessirlerimizin bu konudaki beyanlarına. Tennur'un bir ocak anlamına geldiği konusunda görüş birliği vardır müfessirler arasında. Nuh'a mahsus bir tennur idi denmiş, ekmek pişirilen bir fırın idi demişler, kimi de Adem'den kalma idi demişler, kimisi de Nuh'un zevcesinin ekmek pişirdiği bir tandır idi demişler, kimisi de taştan idi, kimi Küfe tarafında idi demişler. Hatta Hazreti Ali'den Küfe mescidinin yerinde idi diye bir söz de nakledilmiştir. Kimi Şam diyarında Avni Verdan denilen mevkide, kimi de Hint diyarında idi demişler. Feveranı suyun kazanda kaynar gibi fırından kaynayıp fışkırmasıyla izah etmişlerdir. Bunu Hazreti Nuh'a tufanın başlayacağına bir alamet olmak üzere efendim bir mucize zuhur ettiği konusunda da bir haber vardır. Yani mucize zuhur ettiği vakit yüklemek emrini vermiş demişlerdir. Bu birinci grup müfessirlerin görüşleridir. İkinciye gelince Tennur'un feveranı yeryüzünün suların fışkırması olacaktır. Kamer suresinde Cenab-ı Hak 11 ve 12. ayetinde bunun üzerine şakır şakır akan sularıyla göğün kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Ezelde takdir edilmiş bir emir üzere sular birleşti buyurmaktadır. Fefetahna ebvâbes semâi bimâin münhemir ilâhir ilâye. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Yer kürenin bir büyük fırın anlamında efendim olduğunu söyleyenler olmuş ise de feverana yakışan manası su fışkırması değil ateş püskürmesi olurdu. Çünkü tandır ateş yakılan bir yerdir, bir su kuyusu değildir. Şimdi o görüşe bu cevap verilmiştir. Yine tennurdan murat yeryüzünün yüksek şerefeli mevkileri diyenler olmuştur. Fare tennur şafak attı, tan yere ağırdı diye bir anlam verenler olmuş. Hatta bunu Hazreti Ali'den menkul bir tefsir olduğu da söylenmiştir. Yine iş kızıştı, hamiyel vetisü fırın kızdı anlamı verilmiştir ki bu haber de Müslim'in ve Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir haberdir. Yine dört mananın dördü de bunların mecaz olduğu da ortaya konmuştur. Cumhur yani müfessirlerin çoğunluğu tennur kelimesinin gerçek ve lügat manasından saymaya sebep teşkil etmediğini söylemektedirler.
Ebu Hayyan müfessirlerimizden Hasan'dan bir rivayetle Kennur'un gemide suyun toplandığı yer olduğu nakledilmiştir. Bu ifade hemen hemen geminin kazanını andırmaktadır. Efendim, yine geminin yelkenli bir gemi değil, kazanla çalışan bir vapur olduğunu hatırlatır. Tennur'un gerçek anlamıyla bir ocak olması, su toplanan bir kazan. Efendim, Cumhur'un ocak olduğu hakkındaki rivayetleriyle bu rivayet arasında çelişkide yoktur. Harfi tarif ile et-tennur buyurulması bunun gemiye ait bir tandır. Bir ocak olmasını açıkça belli eder. Hazreti Nuh'a ait efendim bir tennur olması yine keşşafın tennurun feveranı gemiyi harekete geçiren kuvvetin bizzat kendisini ifade ettiği anlaşılmaktadır. Efendim keşşaf da bu görüştedir. Nihayet emrimiz gelip gemi ateşlendiği vakit demek anlamındadır. Faretten nur. O zaman öyle bir vapur nasıl yapılabilirdi denirse şöyle bir düşünelim. Daha önceki çağlarda bilinip de sonradan kaybolup gitmiş bir takım sanatların olduğu bile tarihi misallerle sabittir. Kaldı ki Nuh gemisini beşerin bilgi ve tecrübe birikimiyle değil, doğrudan doğruya vesna'il fulke bi'ayunina ve vahyina, bu gemiyi bizim gözetimimizde ve vahyimize göre yap emri Allah'tan gelmektedir. Gemiyi Allah hem kendi gözetiminde Nuh'a yaptırıyor hem de vahy ile yaptırıyor. Allah'ın vahyi ile ve yine onun gözetiminde yapmıştır gemiyi Nuh aleyhisselam. Min kulli zevceyn, zevceyn isneyn, her çiftten iki tane gemiye alınmıştır. Bu kadar canlıyı alabilen ve bunlarla beraber Hazreti Nuh'un bir oğlunun dışında bütün aile fertlerini ve az da kavminden kendisine iman etmiş olanları ve gerekli olan yiyecekleri dahi gemiye yüklemişlerdir. Fırtınalı, öyle bir fırtınalı ve dalgalı tufanda bu kadar yükü küçük bir yelkenli taşıyabilir mi? İşte buradaki geminin Cenab-ı Hakk'ın gözetiminde, denetiminde, vahy ile mükemmel bir gemi yapılmıştır. Bundan sen değil, dağlar bile kurtulamaz. Öyle bir tufan olmuştur ki, kimsenin kurtulma şansı olmamıştır. Ancak inananları Allah kurtarmıştır. Bugünkü dünyada kıyamete kadar insanlığı kurtaracak gemi hangisidir? İslam gemisidir, Kur'an gemisidir. Bunun önderi, rehberi Hazreti Muhammed'dir. Kur'an-ı Kerim bunu bunun için anlatıyor.
Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an'da geçmişi senin önüne bunun için ekrana getiriyor. İyi anla, iyi dinle, dersini iyi al. Tufanın umumi olduğu, bütün dünyaya yaygın bir tufan olduğu anlaşılıyor ki, meşhur olan da budur. Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyara. Nuh'un duası artık gerçekleşti. O kavmin helak olacağı ortaya çıktı. Ne diyor Nuh Aleyhisselam burada? Ey Rabbim, kafirlerden hiçbirine yeryüzünde adım atacak bir yer bırakma. Küffarın kökünü kes dedi. Ve kesti. Kutup bölgeleri de dahil olmak üzere bütünü ve her tarafı değildir. Ancak o devirde insan ile meskun olan kısımlarını hesaba almak gerekir. Yani insanın olduğu yerler. Bu tufanla ne yapayım, helak edilmiştir. Tufan oraları kapsamına almıştır. Hazreti Nuh'un peygamber olarak gönderildiği kendi kavminin bulunduğu yerde tufanın umumiliği kesin. Bunun ötesi zan ve tahmindir. Nuh suresinin 71. ayeti kerimesinde de bu konuda bilgiler verilmektedir. Heybeti ve kudreti tasavvur etmeli. Göğe öyle emir veren, hükmeden ilahi saltanatın azamet ve büyüklüğünü düşünmeli. Allah göklere hükmediyor, emrediyor. Gökler ne yapıyor? Şarıl şarıl suyunu akıtıyor. Yerler su kaynıyor, göklere fışkırıyor. Ve dünya deniz oluyor. Ve tufana, afata garp oluyor. Bu Cudi dağı üzerine oturuyor. Cudi dağı üzerinde çeşitli görüşler vardır. Bunun Musul'da olduğu, El Cezire'de, Amit'te, Şam'da diye görüşler bulunmaktadır. Ebu Hayyan diyor ki, Cezire'de veya Amit'te denilmesi Musul'a yakınlığı dolayısıyladır diyor. Yani Ebu Hayyan'a göre Musul'da diyor. Cudi aynı zamanda her dağa söylenebilen bir cins isimdir diyen de bulunmaktadır. Nitekim Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'in şu beyti bu kabildendir. Sübhanallah, Sübhanallah diyerek tekrar tekrar onu tesbih ederiz. Bizden önce onu dağda, buzda tesbih etti diyor. Burada cins isim olarak dağ kelimesinin cins isim anlamında olduğunu ortaya sürülmüştür. Hayır dua edilmesine bile izin verilmeyen işte o zalim kavim böylece helak edilmiş oldu ve helak oldu. Ve insanlık alemine de Cenab-ı Hak bu ibretli sahneyi koydu. Ve insanlar ders alsın, kimsenin başına böyle bir şey gelmesin. Gerçek Müslüman olsun herkes, İslam gemisine binsin, cihan kurtulsun. Bu gemi cennete götürüyor. İslam gemisi insanlığın tümünü, gelin sizi cennete taşıyayım diyor. İslam herkesi
kendi gemisiyle cennete götüren bir ebedi kurtuluş gemisidir. Tufandan sonraki insanlar, Nuh'un üç oğlunun soyundan ibaret değildir. Çünkü gemide onun ailesinden başka müminler de var idi. Müminlerin sülaleleri de berekata mazhar olmuşlardır. Çoğunluğu Nuh'un soyundan anlamına da gelir. Rivayet olunduğuna göre Hazreti Nuh Recep ayının 10'unda gemiye binmiş ve Muharrem ayının 10'unda inmiş. O gün şükür orucu tutmuş ve bu orucu tutmak sünnet olmuştur. Yani Muharrem orucu. Şöyle bir bu habere göre baktığımız zaman, bakın Recep ayının 10'unda gemiye binmiş. Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ki aradan bu kadar zaman geçmiş. Tufan bu kadar devam etmiştir. Şöyle bir bakalım. Recep, Şaban, Ramazan-ı Şerif, Şevval, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'in 10'u. Buradan baktığımız zaman tam 6 ay tufan devam etmiş oluyor. 6 ayda imansız insanlardan Allah dünyayı temizlemiş. Dünyadan bunları almış atmış. Hak ettikleri cezalarını vermiş. Tilke min enba'il gaybi nuhiha ileyke. Mâ kunte ta'lemuha ente ve lâ kavmike min qabli hâzâ. Tasbir. İnnel âgıbete lil müttegîn. İşte bunlar gayıp haberlerindendir. Kur'an-ı Kerim sana Tahnuh kavminin zamanını haber veriyor. Cenneti haber veriyor. Ezeli dünyanın, alemlerin yaratılışını haber veriyor. Geçmişin bütün belgeleri Kur'an-ı Kerim'de, geleceğin bütün belgeleri Kur'an-ı Kerim'dedir. Onun için işte bunlar gayıp haberlerindendir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'le, İslam ile, Hazreti Muhammed'le bu haberleri Allah kendisi vermektedir. Bunları sana vahiy ile bildiriyoruz. Hazreti Muhammed'in şahsında cihana diyor, söylüyor Cenab-ı Hak. Bundan önce bunları ne sen bilirdin ne de kavmin bilirdi. Yani kimse bilmiyordu. O halde sabret. Hazreti Muhammed'in şahsında dünyadaki bütün inanan mümin ve Müslüman kadın erkek hepsine Cenab-ı Hak ne diyor? Gerçek Müslüman olun, bu yolda sabredin diyor. Akibet muhakkak müttegilerindir. Yani ebedi mutluluğa ereceksiniz, tam kurtuluş sizin olacaktır diyor. Yeter ki müttegilerden olun diyor. Cenab-ı Hak hepimizi müttegilerden eylesin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر
İnnel âgıbete lil müttegîn. Ve ile adine kahum huda. Gâle ya kavmi abidullâhe mâ leküm min ilâhin gayru. İn entum illâ müfterûn. Ya kavmi la eselüküm aleyhi ecra in ecriye illa alellezî fetarani efela taqilun. Ve ya kavmi istağfiru rabbeküm sümme tubu ileyhi yursilis sema aleyküm midirara. Aleyküm midiraran ve yezidiküm kuvveten ila kuvvetiküm ve la tetevellem mücrimin. Kalu ya Hud ma ci'tena bi beyinetin ve ma nahnu bi tariki alihetina an kavlik. An kavlike ve ma nahnu leke bi müminin. İn nekulu illa terake ba'du alihetina bisu. Galle inni üşhidullâhe veşhedû enni berîm mimma tüşrikûn. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Yokluğu hiç düşünülmeyen, ölümsüz, tek olan alemlerin yüce Rabbisinin yüce kitabı ki insanlığı ölümsüzlüğe, mutlu hayata hazırlayan Kur'an-ı Kerim'in Hud suresinin 50. ayetiyle derslerimiz devam ediyor. Ki bu hayat veren nurun dersleri ki bu nur imanın, İslam'ın, şanlı Kur'an'ın hayat veren dersleridir ki nur kaynayan kaynak İslam'ın kendisidir. Seni dünyada tam bir cennet ortamına hazırlar. Bu Darul İslam'dan seni alır. Darus Selam'a, cenneti alaya, Allah'ın cemaline hazırlar. Hayat bu hayattır. Temiz hayat budur. Hayatı tayyibe budur. Bunun dışındaki hayat İslami bir hayat tarzı değildir. Cennete götürmez. Cennete hazırlamaz. Çünkü bu İslami hayatı Allah kendisi ortaya koymuştur. Yüce Allahu Teala'nın razı olduğu, istediği, kuluna teklif ettiği en yüce hayat tarzı işte İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu hayat tarzıdır. Sakın başka bir yola sapmayın, Allah'ı bırakmayın. Allah'ı bırakmak ne demek? İslam'ın her emri Allah'ın emridir. Hangi emrini bırakıyorsan orada Allahu Teala'ya sırt dönüyorsun. Nereye gideceksin, nasıl kurtulacaksın? Allah'a rağmen hayat olur mu? Allah'a, Kur'an'a, İslam'a rağmen kurtuluş olur mu? Olmaz. Aklını başına al. Cenab-ı Hak bizim önümüze, bütün insanlığa bakın bir ibretli sahneyi daha koydu. Nuh peygamberin kavmini dün akşamki dersimizde dinledik. Şimdi de Hud aleyhisselamın kavmi olan Ad kavminin durumunu bize İzahı Allahu Teala kendi anlatıyor. Beyan onun, kelam onun, Kur'an onun kitabı. Okuduğum ayeti kerimelerde bak ne diyor. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud peygamberi aleyhisselam. Dedi ki Hud aleyhisselam,
ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz sadece iftira edip duruyorsunuz. Allah'a iftira nedir? Şirk koşmak Allah'a en büyük iftiradır. Allah'tan başka ilah yok. Başka bir ilah edinmek Allah'a en büyük iftiradır. Kişi kendine zulmeden en büyük zalimdir. Hüd kavminin bakın başına gelenler de işte bundan geldi. Diyor ki yine Hud aleyhisselam, ey kavmim, bu iş için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak beni yaratana aittir. Artık akıllanmayacak mısınız? Ey kavmim, Rabbinizden mağfiret isteyin. Sonra ona tövbe edin ki üzerinize gökten bol bol bereket indirsin ve sizi kuvvetinize kuvvet katarak çoğaltsın. Gelin günahkar olarak dönüp gitmeyin. Dediler ki, ey Hud, sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle tanrılarımızı, ilahlarımızı terk etmeyiz. Yani putlarını bırakmak istemediler. Ve biz sana inanmayız dediler. İşte Allahu Teala'ya, onun kanun ve kurallarına, yüce İslam'ın nurlu Kur'an'ın emir ve hükümlerine karşı çıkarak başkalarının emrinde yaşayan bütün milletler böyle helak oldular. Amma ferdi, amma içtimai helak oldular, gittiler. İmansız ölen herkes helak olmuştur. Cehennemi bulmuştur. Bakın yine dediler ki ancak şu kadarını diyebiliriz ki biz ilahlarımızdan, tanrılarımızdan bazısı seni fena çarpmış dediler Hud peygambere. Yani bizim putlarımız seni çarpmış dediler Hud peygambere. Bugün de hakiki Müslümana çağ dışı diyen karanlık beyinlerle Hud Bey peygamberin kavminin puta tapanları aynısıdır. Çünkü aydınlık, çağdaşlık, münevverlik, erdemlilik, yükseklik, ilericilik Allah'a kul olmaktadır. Kur'an-ı Kerim'i iyi keşfetmektedir. İyi bir Müslüman olmaktadır. Bütün peygamberler Müslümandır. Aydındırlar, yüksek şahsiyettirler. Bütün peygamberler ve bütün cihanın rahmet peygamberi Hazreti Muhammed ise bütün peygamberlerin sultanıdır, imamıdır, önderidir, rehberidir. Çünkü onlar şehirlere, köylere, devletlere geldi. Hazreti Muhammed evrensel olarak bütün milletlere, bütün çağlara geldi. Geçmişi Kur'an-ı Kerim insanlığın önüne sergiler, ekrana getirir. Geleceğin tamamen belgelerini, delillerini ortaya koyar. Bakın bir peygambere bu putperest zihniyet ne dediler? Seni bizim tanrılarımız, putlarımız seni fena çarpmış dediler Hud peygambere. Halbuki kendileri tamamen çarpılmış ama Hud peygambere diyorlar seni çarpmış bizim putlarımız, ilahlarımız diyorlar.
O da dedi ki, Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben Allah'a koştuğunuz o şirklerden, ortaklardan ben uzağım dedi. Zaten peygamberler putları kırmaya gelir. İnsanları putperestlikten kurtarmaya gelir. En aydın, en münevver, gerçek mutlu aydınlığın içine çekmeye, Allah'a kulluğa gel, davet ederek hakka doğruya çağırırlar. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbiküm. Hud aleyhisselam dedi ki bak, ondan başka her şeyden uzağım. Artık hepiniz toplanın, bana istediğiniz tuzağı kurun, sonra hiç de bekletmeyin. Min dunihi fekiduni cemi'an sümme la tunzirun dedi. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbiküm. Mâ min dâbbetin illâ huve âhizun binâsiyetihâ. İnne rabbi alâ sırâtın müstakîm. Yine Hud aleyhisselam dedi ki, ben muhakkak ki hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a tamamen sığındım, tevekkül ettim, ona dayanmaktayım dedi. Ona güvenmekteyim dedi. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki idaresi ve yönetimi onun elinde olmasın dedi. Yani ne varsa bütün alemlerde onların tamamen idaresi, yönetimi Allah'ın kudret elindedir dedi. Benim Rabbim hiç şüphe yok ki elbette ki doğru yolu ortaya koyan, İslam'ı ortaya koyan benim Rabbimdir dedi. İşte en doğru yol Allah'ın kendi yoludur dedi. Başka yol yok ki, başka yollar, beşeri yollar, putların yolları, cehaletin yolları, imansızlığın götürdüğü yollar. Hiçbir yol değildir. Sapıklıktır, dalalettir, hepsi cehenneme götürür. İslam ise bilim adına, ilim irfan adına doğru ve gerçeğin tamamı İslam'ın kendi kapsamındadır. İslam, Arap'ın, Acem'in bir milletin dini değildir. Ezeli, ebedi, bütün değerlerin bizzat kendisidir. Onun için bütün milletleri kucaklayan din İslam dinidir. İslam bütün milletlerin dinidir. İnanır veya inanmaz, onu kendi bilir. Ama nasıl şu güneş bütün alemlere doğar, İslam güneşin de üzerine doğan bir güneştir. Nasıl ki aylar, yıldızlar bütün göklerde, dünyada herkesi ne yapar? Faydalandırır. Allah'ın lütfuyla yağmurlar bütün aleme yağar, okyanuslar, hava, güneş, rüzgar nasıl ki bütün insanlık için yerde ve gökte ne varsa bu bütün insanlığın faydasına sunulmuştur. İslam, İslam dini de bütün milletlere rahmet olarak gelmiştir ve tamamen Allah'ın lütfudur Kur'an-ı Kerim, tamamen Allah'ın rahmetidir İslam dini. Ve bütün milletlere gelmiştir. Dar kafaların ortaya koyduğu sistemler,
hiçbir zaman ilahi değildir. İlahi olan Yüce İslam'dır, şanlı Kur'an'dır. Hazreti Muhammed'e Allah'ın inzal eylediği Yüce İslam'dır. Bunun için kıymetli dostlarımız, Cenab-ı Hak Hud Aleyhisselam'ın diliyle cihana hakikati Allah kendi anlatıyor. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Eğer yine de yüz çevirirseniz, ben size ne ile gönderilmişsem, işte onu tebliğ ettim, dedi Hud Aleyhisselam. Ayrıca Rabbim sizin yerinize başka bir kavmi getirir de, siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Hiç şüphesiz o her şeyi koruyup gözetendir, dedi Hud Aleyhisselam yine kendi kavmine. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Ne zaman ki emrimiz geldi, bakın, söz dinlemeyen kavimlerin durumu böyledir. Peygamber dinlemez, Allah'ın kitabını dinlemez, Kur'an'ı dinlemez, ilmi irfana bakmaz, neyin bilim neyin bilim değil onu bilmez. İşte artık laf dinlemeyen, Allah, peygamber, kitap, iman dinlemeyen, ilim irfan, hak hukuk tanımayan zihniyete Allah'ın emri gelir. Nedir o? Helak olma, yok etme emri. Ne zaman ki emrimiz geldi diyor. Hud'u ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir rahmet ile kurtardık. Hep inananlar kurtulmuştur daima. Dünya böyledir, mezar mahşer böyledir, sırat mizan böyledir, haşır neşir böyledir ve neticede büyük mahkeme böyledir. Sonuç neyle sonuçlanır? Cennet ve cehennemle sonuçlanır. Ayrıca onları çok ağır bir azaptan da kurtardık. Kimi kurtardı? İnananları. Hud kavmi helak oldu. Neyle? Bir kum fırtınası Allah estirdi. Bunları tamamını, evlerini, barklarını yok etti. Hud'u ve inananları da Allah kurtardı. Burada dünyada kurtuluş, öbür alemde kurtuluş. Çünkü İslam kişiyi hem dünyada kurtarır, hem mezarda hem mahşerde kurtarır. İslam tek kurtarıcıdır. Bunun kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. İşte hayat veren nurun dersleri, bu Kur'an'ın kendi yüce dersleridir. Bütün insanlığı kurtaracak Arş-ı Âlâ Üniversitesi'nin dersleri Kur'an'ın kendi dersleridir. Ağa Paşa dersleri değil bunlar. Yüce Allah'ın bizzat kendi kelamıdır. Ve kelamının tedrisatıdır. Allah'ın kitabını öncelikle bu okulu, bu ekolü bitir, bu okulda oku. Allah'ın kitabını oku, öğren, Allah'ın sana yaptığı teklifleri iyi anla, Allah'ın istediği gibi kul ol. O zaman hem sen hem de insanlığın tümüne faydan dokunur. Ne bozarsın ne bozulursun. Ekosisteme bile zararın değil, kârın olur. Bunun için Cenab-ı Hak insanlığa ilahi dersleri, öğütleri veriyor.
Bakın Cenab-ı Mevla buyuruyor. Ve tilke adun cehadu bi ayati rabbihim ve asav rusulehu ve tebeu emre kulli cebbarin anid. İşte dünyadaki milletlerin başının belası buradaki tehlikeyi Cenab-ı Hak şöyle anlatıyor. İşte diyor Ad kavmi buydu diyor. Yani Hud peygamberi dinlemeyen Ad kavmi buydu. Rablerinin ayetlerini bile bile inkar ettiler. Bugün Kur'an-ı Kerim'i inkar eden zihniyetin bir defa sonucu daha beter olacaktır. Ve peygamberlerine isyan ettiler. Hud peygamberi onlar isyan ettiler. Peki bugün Hazreti Muhammed'e isyan edenlerin halini düşünün. Ona dil uzatanların halini düşünün. İşte bu çağın Ad kavmi Muhammed'e dil uzatan zihniyettir. Helak olmuştur, olacaklardır. Çünkü Allah'ın adaleti tecelli etmiştir, hep edecektir. Başa geçen her zorbanın emrine uyup arkasından gittiler. İşte insanları helak eden sebep Allah'ın sözünü dinlemiyor, zorbaların sözünü dinliyor. Ne diyor? وَتَّبَهُ اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ diyor Cenab-ı Hak. O zorbaların, o cebbari anid olan, diyor zorbaların ki, onların emirlerine tabi oldular. O başa geçen her zorbanın emrine uyup arkasından gittiler. Helak olmanın sebebi, cehennemi doldurmanın sebebi, şirke, küfre düşmenin sebebi bu işte. Allah'ı dinlemiyor, ayetlerini dinlemiyor, peygamberi dinlemiyor, zorbaları dinliyor, birilerine kul oluyor. O zorbalara kulluğu tercih ediyor, Allah'a kulluk etmiyor. Ey aklım, izanım var diyen adam, Allah'a kulluk et, Allah'a. İyi bir Müslüman ol. Bütün insanlar Allah'ın kullarıdır. İslam tamamen insanların tamamına gelmiş bir dini İslam'dır. Hak dindir, hakkın dinidir. Bunun ilahi anayasası Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın Kerim'in bütün ayetlerine sıkı sıkıya sarıl. Duyduk duymadık deme. Kur'an-ı Kerim 14 asrı açtı kıyamete kadar dünyaya. Ne yapıyor? Haykırıyor. İnsanlığı kurtarmak için Hazreti Muhammed'in önderliğinde, rehberliğinde İslam'ın kitabı, onun İslam'ın sünneti, icma ümmeti, kıyası, fukahası asli delillerle hareket et. Bu asli delillere sıkı sarıl. Bunların tümünün kaynağı yine Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'dir. Duyduk duymadık demeyin. Bütün peygamberlerin arasında ayrım yapılamaz. Hepsi Müslümandır. Hepsinin kitabı bugün bütün peygamberler gelse dünyaya hepsinin kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Hepsinin peygamberi Hazreti Muhammed'dir. Çünkü Cenab-ı Hak kitabını, Resulünü gönderir, şeriatını ortaya koyar, nebilerle de ne yapar? O düzeni destekler. Nebiler gelmiş şeriatı uygularlar. Resuller ise geçmişi de yenilerler Allah'ın onlara yeni şeriat vermesiyle. Kur'an-ı Kerim İslam geçmişi tamamen yenilediği için
bütün alemlerin yepyeni eskimez bir şeriatı İslam dinidir. Bütün milletler. Hepimiz Allah'ın kulları, Adem'in çocuklarıyız, Muhammed'in ümmetiyiz. İnanan da, inanmayan da. İnanmadığın zaman Allah'a kulluğun dışına çıkabiliyor musun? Ben Allah'ı dinlemiyorum dediğin zaman Allah'tan kurtulabilecek misin? Azrail'den kurtulabilecek misin? Ben Muhammed'in ümmeti değilim dediğin zaman kurtulabilecek misin? Azrail'in orduları aleyhisselam kuşatmış. Allah'ın kudreti alemleri kuşatmış. Tamamen Allahu Teala'nın hükümranlığı altında bütün alemler, kurtuluş var mı? Yani ben inanmıyorum demekle işin içinden çıkacak mısın? İmkan ve ihtimal yoktur. Ne zalim kurtulabilir ne alim. Ancak iman ve ameli salih sahipleri, onların güzelim iman ve ameli salihleriyle Allah onları vesile edinip onlara lütfedecek cennetini. Öbürlerinin de küfründen, şirkinden, zulmünden dolayı da adaletini uygulayıp atacak cehenneme. Allah'a karşı konulmaz. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri inkar edilmez çünkü bunlar beşeri değil. Kur'an-ı Kerim ilahi ve eşsiz bir mucize, muhkem bir kitap, eşi bulunmayan bir nizamın kaynağı bu ilahi. Bunun için Cenab-ı Hak bütün başa geçen her zorbanın emrine uyup arkasından gittiler. Allah'a itaat etmediler, zorbalara itaat ettiler. Helak olmanın sebebi bu. O gün de buydu, bugün de bu, yarın da budur. Allah'a itaat et. Peygamberleri Allah gönderir. Onlar görevlidir. Allah'ın eşi benzeri de yoktur. Allah birdir. Ve yutbi'u fi hâzihi dünya lâneten ve yevmel kıyâme. Cenab-ı Hak hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanetle izlendiler diyor. Yani dünyadan bu kavimler helak olunca yakaları bırakılmıyor, işleri bitmiyor ki. Ne dünyada bunların yakasını bırakıyor Allah'ın orduları, ne mezarda bırakıyor, ne mahşerde, ta cehenneme kadar. Yakası bırakılmıyor. Yani öldüm bitti değil burada. Ölünce bitmiyor bu iş. Bu işin bitmesi Allah'a iman ve itaatladır. İşte ebedi mutlu hayat budur. Niye birbirimize kavuk sallayalım, doğruyu söyleyelim? Gerçek bu, hakikat bu. Allah'ın mülkünde olup da Allah inkar edilir mi? Allah'ın mülkündesin, Allah'ın verdiği gözle bakıyorsun, onun verdiği kulakla duyuyorsun ve onunla konuşuyorsun, onun verdikleriyle tutup Allah'ı inkar ediyorsun. Ve onun gönderdiği kitabı, onun peygamberini inkar ediyorsun, öyle mi? Hadi bakalım öyleyse Azrail'e can verme. Hadi ölme. Yiğit isen dirilme, yiğit isen mezardan kalkma, yiğit isen mahşere gelme, yiğit isen sen sırat köprüsünün başına gelme, yiğit isen eğer. Ağalık, paşalık, maraşallık par etmez. Allah'a iman ve ameli salih par eder. Ben birinin adına konuşmuyorum. İşte Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın kitabı. Bütün insanlık benden, ben de insanlıktan bir parçayım. Onun için birbirimize doğruyu konuşalım.
Bütün konuştuklarımı kendime konuşuyorum. Ve kendime konuşurken de seni kendimden sayıyorum çünkü Allah'ın kullarıyız. Onun için. Bir de Allah emir vermiş. Kitabımı tebliğ edin bu dünyaya diye. Bunu açıklamayanlara Allah lanet ediyor bu Kur'an açıklamayanlara. Doğru açıklamayanlara. Ağızlarına ateşten gem vurulacak bunların. Doğruyu söylemeyenlerin, Kur'an-ı Kerim'i dünyaya doğru anlatmayanların, İslam'ı tebliğ etmeyenlerin. Vay ha geldi hallerine. Para pul hatırına, mevki makam hatırına, rant sağlamak hatırına ve birilerinin mizacına gavuk sallamak için Kur'an'ı anlatmayanlar, doğrusunu söylemeyenler, insanlığa iyilik mi diyorlar? Kendilerine iyilik mi diyorlar? Ateş yiyorlar, ateş. Ateş üstünde oturuyorlar. Doğruyu söylemeyen, helal kazanmayan, ateş üstünde oturur ve ateş yer. Doğru kazan, doğru ye. Allah'ın verdiği ömrü kimse azaltmaz. Azaltamaz, çoğaltamaz. Allah'ın verdiği rızka da kimse engel olamaz. Verdiğine engel olamaz, vermediğini veremez. Allah'ı iyi tanı Celle Celaluhu. Ama onun yolunda çalış. En çalışkan sen ol. En bilgili, bilimsel hareket eden sen ol. Tembel tembel, miskin miskin dolaşma. İslam cehaleti yok etmeye geldi. Cehalet yok edilince nedir? İlim irfan egemen olur. Kalplere, ruhlara. İşte o zaman bak dünyanın tadına. İslam bir ilmin irfanın tabiat üstü en yücesidir. Çünkü ilahidir. Önce İslami ilimlere bir bak şöyle. Kur'an-ı Kerim'i keşfet. Bak o zaman insanlığın bütün hayrı, merhamet orada, adalet orada, hukukun üstünlüğünü orada gör. Saygıyı, sevgiyi orada gör. Çünkü ebedi, uçsuz bucaksız sevgiyle İslam, mahlukatı kucaklar kuşatır. Ve ilahi hukukun üstünlüğünü egemen kılar. Kimsenin hakkını kimseye yedirmez. Onun için bak ne diyor Cenab-ı Hak, hem bu dünyada hem kıyamet gününde lanetle izlendiler. Kim bunlar? Allah, peygamber, kitap dinlemeyenler. Zorbalara uşaklık edenler. Bilin ki At kavmi, yani Hud peygamberin kavmi, gerçekten Rablerini inkar ettiler. Yine bilin ki Hud'un kavmi olan At defolup gittiler. Ela buden li'adin kavmi Hud'in. Cenab-ı Hak öyle diyor. Rablerini inkar ettiler. Neticede defolup gittiler. Helak oldular. Helak edildiler. Küfürleri sebebiyle, isyanları sebebiyle. Demek sen Allah'ın mülkünde Allah'ı inkar edeceksin, öyle mi? Allah'ın mülkünde Allah'ın kitabının ayetlerinin hükümlerini kabul etmeyeceksin, öyle mi? Hadi o zaman kurtul. Paçanı kurtar. Ne dünyada, ne mezarda, ne mahşerde kurtulma şansın yok. Allah'ın adaleti ensende, perçemin Allah'ın kudret elinde. Hak ettiğin yere gönderecektir. Cenab-ı Hak burada Nuh'un oğlu, şimdi Hud peygamberin soyu.
Dur şöyle bir şey yapalım. Birinci keşifte şöyle deniyor. Nuh'un oğlu Sam, Sam'ın oğlu İrem, İrem'in oğlu Avs, Avs'ın oğlu Hulud, Hulud'un oğlu Reba, Reba'nın oğlu Abdullah, Abdullah'ın oğlu Hud'dur. Hud peygamberin soyu bu Nuh peygambere böyle dayanmaktadır. İkinci bir keşifte şöyledir. Nuh'un oğlu Sam, Sam'ın oğlu Erfahşad, Erfahşad'ın oğlu Salih, Salih'in oğlu Hud'dur. At bu kavmin adı ki At kavmi ise Nuh'un amcası oğlunun oğlu imiş. Kıymetli dostlarımız, bu bir peygamberin tabii ki kök, hepimizin kökü insan olarak Adem ve Havva'ya dayanıyor. Ama birinci Adem her ne kadar Adem ve Havva ile ikinci Adem Nuh peygamber ikinci Adem sayılıyor. İbrahim aleyhisselam da yine onlardan üçüncü Adem sayılıyor. Dolayısıyla hepimiz Allah'ın kullarıyız ve insanoğlu olarak hepimiz insanız. Hepimiz birbirimizdeniz. Yani insanız. Babamız neticede bir. Anamız neticede Havva. Ondan beri de Nuh peygamber var. Ondan beri de İbrahim var. Ve ondan sonra da diğer peygamberler var. Ve cihan peygamberi Hazreti Muhammed'e ümmet olmuşuz. Onun çağında dünyaya gelmişiz. Muhammed çağındayız. Bütün çağlar kıyamete kadar Muhammed'in çağlarıdır aleyhissalatü vesselam. Onun için Hazreti Hud'un tebliğatı ve ortaya koyduğu ilkeler bütün peygamberlerin imanda değişmeyen hak ve gerçek ilkelerdir. Bütün peygamberlerin akaiddeki ortaya koydukları ilkeler aynıdır. Hiç değişmez. Bunlar bütün peygamberlerin imanı tevhid, hanif imanıdır. İslam imanıdır tek kelimeyle. Bütün peygamberler de Müslümandır. Cenab-ı Hak burada مَا مِنْ دَابَّتِنْ اِلَّهُ وَاَخِذٍ بِنَاسِيَتِهَا Hiçbir kımıldayan canlı yoktur ki Rabbim onun alnını tutmuş olmasın. Yani her şeyi Allah-u Teala ne yapmış? Hepsini idaresi altına, hakimiyet altına almış. Allah'ın kudret elinden kaçıp kurtulacak tek bir fert yoktur alemlerin hiçbirinde. Alnından tutmak, perçebinden yakalamak, zaptu rat altına almak anlamında bir deyimdir. Onun için de bunlara dikkat ettiğimiz zaman Allah-u Teala bütün alemlere tam hakimdir. Bütün alemler, bütün mahlukat Allah-u Teala'nın kuşatması hakimiyet altındadır. Kimsenin kaçıp kurtulma şansı yoktur. Bütün ordular senin olsun. Bütün atomlar senin olsun. Allah-u Teala'nın orduları karşısında par etmez hiçbiri. Onun bir tek askerine bütün firavunların orduları bir şey yapamaz, hepsi helak olur. Allah'ın bir tek sineği, bir tek sineği görevlendirse dünyadaki bütün ordulara karşı, eğer ona Allah görev vermişse o sineğine bile gücü yetmez kimsenin.
Çünkü Allahu Teala kime zafer verirse muzaffer odur. Kime yardım ederse elbette ki zaferi kazanacak sadece olur. Allah'a rağmen kimse ben şunu yaparım deme şansına sahip değil. Çünkü kimde ne varsa Allah'a aittir. Burada Cenab-ı Hak rahmeti önde giden bir yüce varlıktır yüce Allah. İnsanlar iyice azıtmadan, sapıtmadan, şımarmadan, haddi aşmadan helak etmek istemez. Ama artık haddi aşıp da şımarıp da hakkı, hakikati, Allah peygamber kitap dinlemeyip zulüm başladığı zaman Allah o milletleri hep helak etmiştir. Aslında rahmeti öndedir. Burada Cenab-ı Hak ne diyor? İnananları kurtardın diyor. Biz inananları kurtardık diyor. وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتٍ بِرَحْمَتٍ مِنَّا. Bak burada ne zaman ki emrimiz geldi diyor. Hud'u ve beraberinde iman edenleri diyor tarafımızdan bir rahmet ile kurtardık diyor. Bütün inananlar her zaman kurtulmuşlardır, her zaman kurtulacaklardır. Bunda şek ve şüphe yoktur. Şimdi büyük bir rahmet sebebiyle Cenab-ı Hak kurtardı. Burada iman nimetine hidayet etmek, muvaffak kılmak. Birinci kurtuluş mümin, imanlı, Müslüman olmak. Kurtuluş burada başlıyor. İman olmadan, iyi bir Müslüman olmadan hiç kimseye kurtulma şansı yoktur. Birinci büyük rahmetin tecellisi bir kişinin Müslüman, mümin olmasıdır. Hem de gerçek anlamda. Cenab-ı Hak iman nimetine hidayet etmiş, muvaffak kılmış müminleri. İşte Cenab-ı Hak ve necceynâhum min azabin galiz. İkinci kurtuluş nedir? Ve biz bunları koyu katı bir azaptan kurtardık diyor. İman, İslam nasip oluyor, azaptan kurtuluyor. Bakın, birincisi imanın, İslam'ın kişiye nasip olması, ikinci de bütün tehlikelerden kurtulmasıdır. Onun için İslam dini hayat kurtarır. Ölümsüz hayata seni hazırlar. En mutlu hayata. Bunun için de semum bir azaptır. Bu bir rih-i sarsar idi. Yani Hud peygamberin aleyhisselam kavminin başına gelen tufan bir rih-i sarsardır. Bu rih-i sarsar kum fırtınası öyle bir fırtına ki kafirlerin burnundan giriyor, kıçlarından çıkıyordu. Evlerini, mallarını yıkıp, sürükleyip götürüyordu. Bir şey bırakmadı, sildi süpürdü, yok etti. Her şeyi silip süpürüyordu. Ve cehennem azabından efendim Cenab-ı Hak bunları da kurtarmak istedi. Rahmetine bunları da mazhar etmek istedi. Ama bunlar cehennemi istediler. Kum fırtınasını istediler dünyada. Amellerinin karşılığı, iktizası buydu. Nitekim hem dünyada helak oldular hem de cehennemi boyladılar gittiler. Kıymetli ve muhterem dostlarımız, bu ikinci sahneden sonra bakın üçüncü sahne açılıyor.
Üçüncü sahne de Semud kavmidir. Nuh'un kavmi. Bakın Hüd kavmi, bunun Hüd kavminin diğer adı Ad kavmidir. Bak üçüncü de Semud kavmidir. Semud kavmi de Salih peygamberin kavminin adıdır. Bu kavim de helak oldu. Şimdi isterseniz bu kavmin de sahnesini ekranda, Kur'an-ı Kerim'in ekranında bir bakalım. Ezeli okuyan kitap, ebediyatın haberlerini veren kitap, Allahu Teala'dan gelen kitap, muhkem bir kitap, hakim ve hikmet dolu bir kitap. Kur'an-ı Kerim'in sahnesine bak. İşte bütün ezeli ebedi okumanın yolu buradan geçer. Kur'an nuru kalpte kafada hasıl olunca artık o firaset nurlarıyla gerçekleri görürsün. Gerçek kaşif olursun. Kur'an-ı Kerim'i keşfetmeli, onun şırıl şırıl nurdur çeşmesinden içmelidir. Başkalarının kadehinden içme. Kur'an'ın bizzat kendi kadehinden iç. Kur'an-ı Kerim'in bizzat kadehi nedir? Ayetleri okumak, manasını anlamak, ayeti ayetle açıklamak, ayeti Muhammed'le, Mustafa'yla aleyhissalatü vesselam, yani hadisi şeriflerle açıklamak, müştehit ve müfessirlerimizle beraber olmak, o sofrada bu nimetten yeteri kadar faydalanmaktır. İşte Kur'an kadehinden içmeli, başka mikroplu tozlu kadehlerden içmeyin. Ağam şöyle dedi, paşam böyle dedi, ustadım şöyle dedi, şeyhim mürşidim böyle dedi. Peki Allah ne dedi? Peygamber ne dedi? Müçtehitler, alimler ne dedi? Onlar yok ortada. Ya kim var? Ağası var, paşası var, ustadı var. Ama ne Allah var, ne peygamber var, ne müştehit var, ne alim var. Böyle Kur'an kadehinden içilmez. İslam kadehi nurun kendi kaynağıdır. Birilerinin nur dediği nur değil, nardır. Nur, Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendi kadehinden içmektir. Ve o sahneye bakmak, hakikati görmektir. Aldanmayın. Ben Kur'an-ı Kerim'i anlatmasam beni de dinlemeyin. Kur'an-ı Kerim'i doğru anlattığım müddetçe dinleyin. Doğru anlatmadığım müddetçe sakın ola ki beni de dinlemeyin. Kur'an'ı doğru anlayın, doğru anlatanı dinleyin. Kim olursa olsun, dünyanın şarkında kalbinde, işte size en dostane durumu açıklıyorum, söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'i ehli sünnet ve cemaat yolunda doğru anlatanları dinleyin ve Kur'an'ı doğru anlayın, doğru dinleyin. İyi Müslüman olun, ebedi pişman olmazsınız. Sonra şunu da söyleyeyim, bizim müştehit ekollerimiz vardır. Müştehit okullarında yetişmiş, geçmişimiz çok zengin. Bugünümüz zengin, inşallah geleceğimiz de zengin olacaktır. Ehl-i sünnet ve cemaat yolundan gelen müştehit ekollerini iyi anlayın, iyi dinleyin. Ehli bid'at ve dalalete sapmayın, aldanmayın. Birinin ağzıyla konuşanlara da dikkat edin. Başkası üfürüyor, onun borusu ötüyor. Bunlara da dikkat edin. Sırf Allah'ın tarafında, Kur'an-ı Kerim'in, Muhammed'in izinde olun. Kur'an-ı Kerim'i el bağrına bas. Muhammed'in yoluna, onun izine
sıkı sıkıya onun izini takip et. Ehl-i sünnet ve cemaat alimleriyle yolcu ol bu yolda. Pişman olmazsın. Körlerle, sağırlarla. Tabii bu kalp körlüklerinden bahsediyor. İmansızlıktan bahsediyoruz. Körlük oradadır. Yoksa özürlülere demiyoruz. Körlerle, sağırlarla ve Allah'ın yolunu bilmeyenlerle yola çıkmayın. Sizi ateş kuyularına ve canavarlara parçalantırlar, kendiler de parçalanır. O yolu bilmeyenlerle yola çıkmayın. O yolu bilen, giden, yedi kat gökleri, arşı alada izi, ayak izleri olan Muhammed'in yolunda, ehli sünnet yolundakilerle hareket edin. Allah bütün alimlerimize rahmet eylesin. Bütün inananlara Cenab-ı Hak mağfiret eylesin. Hepsine birlik, beraberlik nasib-i müyesser eylesin. Bütün insanlığın tamamına Cenab-ı Hak bu rahmeti, İslam rahmetiyle tecelli eylemiş. Allah onun hidayetini nasip eylesin. Amacımız bütün insanlığın tepesine barışın, kardeşliğin, huzurun egemen olmasıdır. İslam barış ve huzurdur. Ölümsüz hayata hazırlar. Şimdi gelelim Semud kavminin başına gelenler, Salih peygamberi dinlemeyen bu kavim. Bak, Hud peygamberi dinlemediler. Ne oldu? Cehenneme gittiler. Nuh peygamberi dinlemediler. Ne oldu? Garg oldular. Nuh tufanında. İnananlar kurtuldu. Şimdi de bakın, Nuh peygamberin gemisinden inanıp da dışarı çıkanlar, işte Hud peygamberin kavmi onlardı. Salih peygamberin kavmi de Semud da onlardan kalmaydı. Bakın, insanlar çabuk sapıtıyor. O inananların, bak, gemide inananlar vardı Nuh'un gemisinde. O inananların soyundan bakın yine imansız kavimler meydana çıktı. Hud kavmi ve Semud kavmi bunlardan birer tanesi. Sadece bunlar mı? İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi, o da onlardan. Nemrut ne oldu? Helak oldu. Firavun ne oldu? Helak oldu. Firavun da bir hükümdardı. Devleti, milleti vardı. Helak oldu. Nemrut güçlü bir devleti vardı. İbrahim Aleyhisselam ateşe atan alçağın, tağutun birisiydi. Helak oldu. Devletiyle, milletiyle. Hem de Allah onlara ordu göndermedi, sivrisinekleri gönderdi. Ey çağın firavunları! Allah'ın en zayıf mahlukatından biri sivrisinektir. Sivrisineklerle onları helak etti. Sivrisineğine dahi gücü yetmeyen tağut orduları, Allah'a gücü, kimin gücü yeter? Allah'ın bir askerine kimin gücü yeter? Hiç kimse. Onun için Allah'a kul ol, ebedi mutlu ol. İşte gerçek bu. Bunun içinde Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerine sıkı sarıl. Cenab-ı Hak ne diyor? Ve ilâ semûde ehâhum sâliha. Diyor, Semud kavmine de diyor, onların kardeşi Salih'i peygamber olarak gönderdiğini söylüyor Cenab-ı Hak. Semud kavmine. Hem de onların kardeşi diyor, bakın. O kavimden olduğu için. Kâle ya kavmi ubudullâhe. Ne dedi Salih Aleyhisselam? Ey kavmim dedi, gelin Allah'a kulluk edin. Başkalarına kulluğu, uşaklığı bırakın. Şirki, putları bırakın.
şu zalim zorbalara itaat etmeyi bırakın, Allah'a ibadet edin, kulluk edin dedi. Mâ leküm min ilahin gayru, sizin için Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Hüve enşe'eküm minel ardı ve sta'meraküm fîhâ festağfirûhü sümme tûbû ileyh. İnne Rabbi garibun mücib. Kalu ya salihu kad kunte fina mercuven qabla hada etenhana en na'budu ma ya'budu abauna ve innena lefi şekkin mimma ted'una ileyhi murib. Cenab-ı Hak buradaki durumu da şöyle açıklıyor. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız daha yok. Sadece Allah'tan başka ilah olmaz. Tek Allah var dedi. Sizi topraktan meydana getirdi, yarattı. Sizi orada ömür sürmeye o memur etti. Dünyada yaşamanız için size ömürler verdi. Bu sebepten onun mağfiretini isteyin. Allah'tan af isteyin, mağfiret isteyin. Ve ona tövbe edin. Gerçek imana gelin. Ve bütün kötülükleri terk edin, Müslüman olun dedi Salih Aleyhisselam da. Şüphesiz Rabbim yakındır, dualarınızı kabul eder, dedi Salih Aleyhisselam. Allah bize bizden yakın. Kudretinin hakim olmadığı, kuşatmadığı kimse yok ki. Ezeli kuşattığı gibi ebedi kuşatmış. Arşı kuşattığı gibi zerreyi kuşatmış. Zerreleri, atomları kuşattığı gibi bütün alemleri kuşatmış. Onun kuşatmadığı kimse olmaz ki. Kalbimize biz daha, kalbimizden daha yakın. Çünkü o yarattı, o yaşatıyor. Dediler, ey Salih, bakın kavmi ne diyor. Bundan önce sen bizim içimizde ümit beslenir bir zat idin. Görüyor musunuz? Peygamberlik gelince durum değişiyor. Ehli küfür, küfründen bir türlü vazgeçmek istemiyor. Şimdi bizi babalarımızın taptıklarına tapmaktan mı engelliyorsun dediler. Aklın varsa baba ata dini diye din olmaz. Ya Allah'ın dinidir din. Birilerinin uydurduğu, yaptığı putlar, mahlukata tapılarak din olmaz. Din, Hakk'ın dinidir. O da sadece İslam'dır. Bütün peygamberlerin görevlendirildiği din sadece İslam'dır. Musa da Müslümandır, İsa da Müslümandır. Muhammed nasıl Müslümansa, İbrahimler, Nuhlar, Hudler, ve bütün peygamberler aleyhisselam hepsi Müslümandır. Biz doğrusunu istersen bizi davet ettiğin şeyden kuşkulandıran bir şüphe içindeyiz dediler. Şüphenin olduğu yerde iman olmaz. İşte Salih peygamberin getirdiği hak dini İslam'dan şüphe ettiler. İnanmadılar. Atalarının putlarından şüphetmediler. Hak din olan Salih'in ortaya koyduğu Allah'ın ona görev vermesiyle, inzal eylemesiyle o hak dine karşı şüpheyle baktılar. Hakkı kabul etmediler, putları kabul ettiler. İşte duruma bakın.
Gâle ya kavmi erâeytüm in kunte alâ beyyinetin min Rabbi ve âtâni minhu rahmeten femen yansurunî minallâhi. İn asaytuhu fema tezidûneni gayra teksîf. Salih aleyhisselam dedi ki, ey kavmim, eğer ben Rabbimden açık bir mucize üzerinde isem ve bana tarafından bir rahmet bahşetmiş ise, ben Allah'a isyan ettiğim takdirde beni ondan kim kurtarabilir dedi. Kimse kurtaramaz. Demek ki siz bana zarar vermekten başka bir şey yapmıyorsunuz dedi. Fema tezidûneni gayra teksir dedi. Kıymetli dostlar. Ve ya kavme hâzihi nâgatullâhi leküm âyeten fezerûhâ te'kül fî erdillâhi ve lâ temessûhâ bisûin feyâhuzeküm azâbun garîb. Yine Salih aleyhisselam dedi ki, ey kavmim, işte şu Allah'ın dişi devesi size bir mucizedir dedi. Salih peygamberin mucizesi bir dişi deveydi. Bırakın onu Allah'ın otlaklarında otlasın. Deveye dokunmayın ve ona kötü bir maksatla el sürmeyin. Sonra sizi yakın bir azap yakalar dedi. Onlar istemişti bu devenin mucize olmasını. Dediler Salih peygamber aleyhisselam, şu kayadan dediler bir deve çıksın, yanında yavrusu olsun, sütü bulunsun diye Salih'ten böyle bir mucize istediler. Cenab-ı Hak neye kadir değil? Mucizeleri peygamberler yaratmaz. Allah yaratır. Peygamberin şahsında peygamberin peygamber olduğunun delili olarak mucize zuhur eder peygamberlerden. Kim yapar mucizeyi? Allah yaratır. Kul yaratmaz. Peygamber yaratıcı değil. Peygamber Allah'ın emrini tebliğ eden zat-ı muhteremlerdir. Şimdi bunlar bakalım ne yaptılar deveye, bir bakalım şöyle. Fe'agaruha derken deveyi kestiler. İçlerinde terörist başı vardı. Kudar isminde, Salih bin Kudar. Bu terörist başıydı. Bunlar deveyi kestiler. Fe'agaruha fe'gâle temettâ'u fî dârikum selâsete eyyâmin zâlike vâdun gayrun mekzûbin. Bak ne diyor Salih peygamber. Derken de o deveyi kestiler. Bunun üzerine Salih dedi ki aleyhisselam, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. Bakın 3 gün. Kur'an mucizesine karşı koyacaksın, kurtulacaksın öyle mi? Salih'in devesine karşı koyanlar 3 gün sonra helak oldular. Bak ne diyor Cenab-ı Hak Salih'in diliyle. Dedi ki 3 gün daha yaşayın. İşte bu yalan çıkmayacak olan kesin bir vaattir dedi. Peşinden bakın, felemma ca'a emruna necceyna salihan vellezina amenu ma'hu bi rahmetin minna ve min khizyi yevme iz inne rabbeke huvel kaviyyul aziz. Ne zaman ki azap emrimiz geldi dedi Cenab-ı Hak, azabını gönderdi. Belayı gönderdi tepelerine. Salih'i ve beraberindeki İman edenleri tarafımızdan bir rahmet sayesinde kurtardık diyor Cenab-ı Hak.
Bakın salih de inanan müminler de kurtuldular. Öbürleri helak oldular. Üstelik o günün perişanlığından salihi de inananlar da kurtardık diyor Cenab-ı Hak. Hiç şüphesiz Rabbim güçlüdür, azizdir. Mutlak üstünlük ezeli ebedi hep ondadır. İşte inne rabbeke huvel gaviyyül aziz buyurdu Cenab-ı Hak. Kudret kuvvet onda, izzet onda. Ve ehazellezine zalemus sayhatü fe esbehu fi darihim casimin. O zalimleri korkunç bir gürültü yakalayıverdi. De oldukları yerde çöküp kaldılar. Bir gürültü ile helak oldular. Yıldırımlar yağıyordu. Artık battılar, yok oldular. Ke'ellem yâne fîhâ Ela inne semude keferu rabbehum Ela buden li semud. Sanki orada güzel güzel yaşayıp durmamışlardı. Sanki bu dünyaya hiç gelmemişlerdi. Gelmemiş gibi helak oldular. Bak işte Semud gerçekten de Rablerine inkarda bulunmuşlardı. Bak işte nasıl yok olup gittiler. Çünkü onlar inkarcıydılar. Peygamberi, ona gelen şeriatı ve Allah'ın emirlerini tanımadılar. Ve yok olup bunlar da cehenneme gittiler. Kıymetli dostlarımız, Semud, Sam'ın oğlu İrem'in oğlu, Amir'in oğlu Semud'dur. Efendim diğer bir kavle göre de Asu anlamına gelen Semet'ten alınmış bir kelimedir. Salih Aleyhisselam'ın nesebi ise Semud'un oğlu Cader'in oğlu Ubeyd'in oğlu Maşih'in oğlu Esef'in oğlu Ubeyd'in oğlu Salih olarak geçmektedir. Kendisi Semud kavminin ileri gelenlerinden imiş. İşte hâzihi nâgatullâhu leküm, nâgatullâhi leküm. İşte size Allah'ın şu dişi devesi bir mucizedir diyor. Şuara suresinin 155-159. Ayetleri de bu durumdan bahsederler. Şimdi size ibretli bir sahne daha gelmektedir. O da Lut kavminin akıbetidir. Bu kavim de helak oldu. Şu Ayb'ın kalbi de helak oldu aleyhisselamların. Şimdi bu sahneyi de bir sonraki dersimizde inşallah sizlere şanlı Kur'an'ın ortaya koyduğu sahneyi size Kur'an ekranında göstermeye çalışacağız. Cenab-ı Hak ibret alan, dersini alan ve Allah'ın rızasına mazhar olan, vuslata eren, ebedi mutlu olan ve ölümsüz hayatı, tükenmez nimetleri, eksilmez göz aydınlığına nail olan kullarından olmayı cümlemize nasip eylesin. Hidayet ondan, tevfik ondan. Kulluk bizden.